arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle minik prenseslerimiz için çok güzel yazlık bir bluz çalışması yapacağız bluzumuzu yakadan başlıyoruz cıvıl cıvıl rengarenk bir şekilde istediğimiz ölçü gelene kadar örmeye devam ediyoruz uçlarında da görmüş olduğunuz gibi yeteri uzunluğa geldikten sonra içinde kullandığımız iplerimizden minik minik püsküller, saçaklar yaparak bluzumuzu tamamlıyoruz. Kollarımızın kenarında gördüğünüz gibi trabzanlarımızı da örüyoruz ve bluzumuz her iki yönüyle de kullanılmaya hazır hale geliyor. Evet, bir yaş civarı çocuklarımız için hazırladığımız bluzumuzu hemen örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Evet, zincirimizi çekerek hemen yazlık bluzumuzu örmeye başlayalım. Bir tane düğüm atıyorum ve zincirimi çekmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 tane zincirimi çekiyorum. Ve tam 14. zincirimin olduğu yere bir tane ayracımı takıyorum ve örmeye devam ediyorum şimdi kolum için gerekli olan zincirimi çekmeye başlıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 ve 30 tam 30 tane zincirimi çekiyorum Ayracımı takıyorum. Ayracımı taktıktan sonra 28 tane zincirimi çekmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ve 28. Tam 28 zincirimi çektim. 28. zincirimin içerisine ayracımı takıyorum. Burası bluzumuzun önü. Tekrar 30 tane zincirimi çekmeye başlıyorum. 2, 3, 4. Tam 30 tane zincirimi çektim. Kolum için olan bölümümüzü 30. zincirimin içerisine ayracımı taktım. Başlangıçta 14 tane zincir çekmiştim. Bluzumuzun arkası olacak bölüm. Diğer 14 zincirimi de şimdi çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14 toplamda 28 tane zincirimiz oldu. 14'ünü bu yönde ördük. 14'ünü diğer yönde ördük ve şimdi zincirimizi birleştireceğiz. Birleştirmeden önce şöyle ölçümüze bir bakalım. 14 ve 14 başlangıç ve sonda ördük. Hemen kolumuzu 30 30 ördük. Ortaya ise 28 ördük. Arkalar birleştiği zaman tam önümüz olacak. 28 ve 28 önümüz ve arkamız olacak. 30'ar Zincirimizde kollarımız için hazırladık şimdi ölçümüze bakalım Şöyle sadece düzeltiyorum Düzelttikten sonra ölçüyorum 38 santim zincirimin uzunluğu Evet şimdi birleştiriyorum Tam turu yaparak öreceğiz birinci zincirin içerisine geliyorum ve batıyorum bu şekilde ipimi alıyorum. 14-14 ördüğüm yeri birleştiriyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum ve trabzan olarak örmeye başlıyorum. Ayrım yerine kadar birer birer trabzanlarımızı örelim. Her bir zincirimin içerisine bir tane trabzanımı örüyorum. İkili trabzan şekliyle örüyoruz. Cıvıl cıvıl güzel bir yazlık bluz çalışması olacak. Evet ayrım yerine kadar gelelim. Ayrım yerime kadar örerek geldim. Şimdi ayracımı çıkarıyorum. İki tane zincirimi en son arkamız için olan bölümde ayracımı çıkardığım yere geçmeden önce çekiyorum. Ve çıkardığım zincir içerisine bakınız giriyorum. Trabzanlarımı örmeye başlıyorum. Birer birer diğer ayrıcıma taktığım zincir yuvasına kadar trabzanlarımı örerek ilerliyorum. Her bir zincirim için bir tane trabzanımı örüyorum. İki zincir çektim ve birer birer trabzanlarımızı örerek sarı ayrıcıma kadar ilerliyorum. Şimdi kolumuzu örüyoruz. 30 tane trabzan 30 tane trabzanımı ördüm. 2 tane zincirimi çekiyorum. 30. trabzanımın üzerine ve ayracımı çıkarıyorum. Tekrar hemen ayracımı çıkardığım yerdeki yuvaya giriyorum. 1 tane trabzanımı örüyorum ve maviye kadar takip eden bütün zincirlerimi örüyorum. Ve toplamda 28 tane trabzanımı örmüş olacağım. 28 zincir çekmiştik önümüz için kollarımız için 30 arkamız için ise 14 ve 14 zincirimizi hazırlamıştık mavi ayırıcıma kadar trabzanlarımı örerek ilerliyorum ayracımın olduğu yere kadar geldim en son trabzanımı ördükten sonra 2 tane zincirimi çekiyorum ayracımı çıkarıp diğer beyaz ayırıcıma kadar her bir zincirim için bir tane trabzanımı örerek ilerliyorum İkili trabzanlarımızı bakın zincirlerimizin içerisine birer birer örelim. Beyaz ayırıcıma kadar devam ediyorum. Beyaz ayırıcımın bulunduğu yere kadar ördüm. İki tane zincirimi en son trabzanımın üzerine çekiyorum. Beyaz ayırıcımı çıkarıyorum ve birinci zincirimden başlayarak trabzanımın olduğu birleşme yerine kadar birer birer örerek ilerliyorum. 14 tane zincir çekmiştim. 14 trabzan sol tarafta, 14 trabzan sağ tarafta ördüm. Tam ortadan birleştiriyorum. Toplamda 28 tane trabzanımız oldu. Hemen geçişimi şu şekilde yapıyorum ve şöyle bakmak istiyorum. Birinci sıramızı 30 30 kollarımız, 28 önümüz, 14 ve 14 toplamda 28 olarak arkamızı ayarladık ve şimdi ikinci sıramıza başlıyoruz. İkinci sıramıza birleştiğimiz yerden zincir çekerek başlıyorum. 1 2 3 4 5. 5 tane zincirimi çekiyorum. Aynı yere batıyorum. Şöyle bir tane V'mi oluşturuyorum. Tığımın başını doluyorum. 1 atlıyorum iki atlıyorum 3. trabzanımın üzerine gelerek batıyorum Bir iki tane zincirimi çekiyorum aynı yere batıyorum bir tane V mi oluşturuyorum tekrar tığımın başını doluyorum Bir atlıyorum 2 ve 3'ün içerisine gelerek trabzanımı örüyorum zincirimi çekiyorum iki tane aynı yere giriyorum ve mi oluşturuyorum ve aynı şekilde örmeye devam ediyorum. 1 2 atlıyorum. 3. trabzanın üzerine bir tane trabzan, 2 zincir. Tekrar aynı noktaya, yani aynı battığımız yere bir tane daha trabzan örüyorum ve arka arkaya V'lerimi oluşturuyorum. 1 2 3'ün içerisindeyim. 2 tane zincirimi çekiyorum. Aynı yere batıyorum. Arkadan başladık. 1 2 3 4 5. Toplamda 5 tane. Bakınız, D'mizi hazırladık. Şimdi tam artış yerimizdeyiz. Yani iki tane zincir çekmiş olduğumuz yerimizdeyiz. Hemen tığımın başını doluyorum. Araya giriyorum. Bir ve iki. İki tane trabzanımı örüyorum. İki tane zincirimi ilave ediyorum. Tekrar iki tane trabzanımı örüyorum. İki trabzan, 2 zincir, 2 trabzanımızı bu zincirimizin olduğu yeri ördük. Araya zincir çekmeden tığımın başını doluyorum. Hemen ilk trabzana, bakınız ilk trabzanın üzerine batıyorum. 2 tane zincirimi çekiyorum. Tekrar aynı yere bir tane daha trabzanımı örerek V'mi kuruyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir, iki tane atlıyorum. Üçüncü trabzanımın üzerine bir tane trabzan... 2 zincir bir trabzanımı örüyorum tekrar 1 2 3. trabzanımın üzerine batıyorum bir trabzanım örüyorum iki tane zincir ve aynı yere bir tane daha trabzan örerek V yapıyorum diğer kol ayrım yerine kadar bakınız şuraya gelene kadar aynı işlemimizi tekrar edelim bu ayrım yerimizde görüşelim Yerimize kadar örerek geldim Bakınız buradan başlamıştım Artışlarımızı yaptım ve kolumuz için Olan bölümümüzü ördük Kaç tane V yaptığımızı sayalım 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 Tam 10 tane V'miz var Ve bir tane de Trabzanımız bakınız kaldı Ama yine içerisine direkt Öreceğiz buradaki trabzana Herhangi bir işlem yapmıyoruz Tığımın başını doluyorum Araya zincir çekmeden 2 tane trabzanımı örüyorum 1 ve 2 zincirimi çekiyorum. Aynı yuvanın içerisine yine 2 tane trabzanım örerek buradaki artışımı yapıyorum. Evet tığımın başını doluyorum. İlk trabzanın üzerine batıyorum. 2 tane zincirimi çekip aynı yere bir tane daha batıyorum. Ve birinci V'mi hemen ilk trabzan üzerine kuruyorum. 1, 2, 3. trabzanın üzerine yine kuruyorum aynı yeri örüyorum ve kol ayrım yerine kadar bu şekilde V'lerimizi yaparak devam edelim. Evet sırası ile trabzanlarımızın üzerine V'lerimizi kuruyoruz. Bakınız arkamızın yarısında 1, 2, 3, 4, 5 tane V'miz oldu. Burası kolumuz hemen bu yarım olarak başladığımız yerin solundaki ve sağındaki kısım. Kolumuz tam karşısı ise önümüz. Bakın trabzanımızı sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Burada yarısı 5'ti. Diğer yarısı da 5 olacak. Karşılıklı bölümlerimizin V'lerinin eşit olması gerekmekte. Her karşılığın yani kollar kollarımızla ön ve arkada birbiriyle eşit olmalı. Evet şimdi artış yerimize yine geldik. Ayrım yerimize. Tığımın başını doluyorum. Hemen zincir yuvasının içerisine girerek 1 ve 2. 2 tane zincirimi çekiyorum. Yine aynı yere 2 tane trabzanımı örüyorum artış yerlerinde yapmış olduğumuz işlemimizi yaptık. Hemen iki zincirimizin içerisine girdik. İki trabzan, iki zincir, iki trabzanımızı ördük. Dışarıdaki V ile hiç atlama gereği hissetmedik. Hemen ayrım yerimizi ayarladık. Tığımın başını doluyorum. Hemen ilk trabzanın içerisine giriyorum. Bir, iki zincir çekiyorum ve aynı yere bir tane V mi çalışıyorum. Bir, iki, üçüncü trabzanımın üzerine Bakınız bir tane trabzan, iki zincir, bir trabzanımı örüyorum. Sırası ile iki trabzan atlıyoruz. Üçüncü trabzanın üzerine bir trabzan, iki zincir, bir trabzandan V'mizi oluşturarak diğer ayrım yerine kadar örerek devam ediyoruz. Kolumuz içinde de trabzanlarımızdan oluşan grubumuzu ördük. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bakınız 10 tane B'miz oldu. Bakın 1 ve 2 tane trabzanımız kaldı. Burada hemen başladığımız için burada bir tane fazla kaldı. Hiç önemli değil. Önemli olan buradaki V'lerimizin sayısı. Burada zaten 2 tane atlayıp 3. modelimizi kurmamız gerekiyordu. Herhangi bir şekilde model kurmuyoruz. Hemen artışımızı yapmaya başlıyoruz. Tığımın başını doluyorum. Hemen iki zincirin olduğu yere giriyorum. Bir. Aynı yere bir daha giriyorum. İki. İki zincirimi ilave edip tekrar bir, iki trabzanımı örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir tanesini atlıyorum. Hemen ikincisine batıyorum. İki tane zincirimi çekip V'lerimi kuruyorum. İki atlıyorum. Bir iki. Tekrar 1-2-3 3 Üç tane V'miz oldu. 1-2-3 4. yapıyorum. Hemen batıyorum. Ve en son 1-2-3 batıyorum. Toplamda 5 tane diğer taraftaydı. Sol taraftaydı. 5 tane de bu taraftan yaparak geldik. Toplamda 10 tane batıyorum kutucuğumuz oldu şimdi zincirime gelerek batıyorum bakınız 5 tane zincir çekmiştik 1 2 3'e batalım şöyle geçirelim bir tane de zincirimizi çekip makasımızla rengimizi değiştirmek için keselim ipimizi hemen yaptığımız işlemimize bakalım Evet yazlık bluzumuzun birinci trabzan sırasını ördük ikinci sırada V'mizi yaptık ve gayet güzel ayarladık bakınız karşı arka Önümüz ve karşılıklı iki kollarımız şimdi renk değiştiriyorum ve tığıma bağladım bir zincir çekerek ipimi Geliyorum Biraz önceki bakınız Başlangıç yerimin içerisine giriyorum Tam içeriye bakın Düğüm atmıştım ipimi şu şekilde giriyorum Ve başlıyorum 1 2 3 4 5 5 tane zincirimi çekiyorum aynı yuvanın içerisine giriyorum bir trabzan örüyorum ve bir tane daha V'mi örmüş oluyorum. Yine bir sonraki V'nin içerisine giriyorum. Bir trabzan, iki zincir, bir trabzanım örüyorum. Ve bir sonraki V'nin içerisine bakın. Hep V'lerin içerisine giriyoruz. Aralarda herhangi bir işlem yapmıyoruz. Diğer V'nin içerisine giriyorum. Aynı yere bir daha batıyorum ve bu şekilde ilerliyorum bakınız. Evet 1 2 3 4 5 tane V'mizin üzerine V'lerimizi kurduk. Bakınız artış yerlerimizin olduğu yeri görmekteyiz. 2 tane artış yerimiz vardı. Tığımın başını doluyorum. En sondaki biri e atlıyorum. 2'yi atlıyorum. 3. Trabzanımın üzerine batıyorum. 2 tane zincirimi çekip bir tane V'mi oraya kuruyorum. Ve tığımın başını doluyorum. Zincirlerimin içerisine iki tane trabzanımı örüyorum. İki zincir çekip tekrar iki tane daha trabzanımı örüyorum. Hem artışımı yaptım. Bakınız hem de bir önceki sıradaki artışımla bir V'mi de artırmış oldum. Tığımın başını doluyorum. Bakınız yine aynı şekilde hemen uca hemen dibine bir tane trabzan. iki zincir. Bir trabzanım örüyorum. Ve bir tane de V artış yerimin hem sağına hem de soluna kurmuş oluyorum bakınız iki trabzan iki zincir iki trabzanımın sağında ve solunda birer tane V'leri bir alt sıradaki artış yaptığım yerin üzerine ördüm şimdi devam ediyorum diğer V'min içerisine giriyorum bir trabzan iki zincir bir trabzan diğer artış yerine kadar sadece V'lerin içerisine V'mizi yaparak ilerleyelim Evet bütün köşelerimizi ve e, kenarlarımızın her birini V'lerimizi yaparak geldik. Artış yerlerimizde hepsinde 2 trabzan, 2 zincir, iki trabzanımızı yaptık. Ve aralardaki V'lerimizin ilkini hem sağına hem soluna kurduktan sonra diğerlerini aynen devam ederek bütün sıramızı örerek geldim. Şimdi en son V'mizin olduğu yerdeyim. Birlikte yapalım V'mizi. Bakın içerisine giriyorum. 1 trabzan. 2 zincir 1 trabzan ve zincir çekmiştik bakınız 5 tane üçüncüye gelerek batıyorum geçişimi yapıyorum bir tane zincir çekip ipimizi koparıyoruz Evet yeni rengimize geçebiliriz her sırada farklı bir renk kullanmak istiyorum tabi isterseniz aynı renkte de yapabilirsiniz Evet hemen buradaki benimden başlıyorum 1 2, 3, 4, 5. Tığımın başını doluyorum, aynı yere gelerek batıyorum ve şöyle ipimi de alıyorum. Bir tane V'mi kurdum. Tığımın başını doluyorum, araya zincir çekmeden ikinci V'min içerisine giriyorum. Bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan. Ve i̇lerliyorum, diğer V'min içerisine geçiyorum. Bir trabzan, 2 zincir, bir trabzanımı örüyorum ve sırası ile kol ayrım yerlerimize doğru ilerliyorum. 1 ve 2 aynı yere tekrar bakın bütün V'lerimizi sadece V yaparak örüyoruz. Şöyle görelim. Başlangıçta ilk V'mizin içerisine girdik. Sonra diğer bakın hep V'lerin tam içerisindeyiz. Şimdi köşeye doğru gelmekteyim iki zincirimi çektim. Evet şimdi artışımı yaptığım yerdeki bölüme geldim. 1, 2, 3. Bakınız en sondaki trabzanın üzerine gelerek batıyorum. Bir trabzan, iki zincir aynı yere tekrar bir tane daha trabzanımı örüyorum. Ve iki zincirimin içerisine girerek iki tane artışımı yapıyorum. İki tane zincir çekiyorum. Aynı yuvanın içerisine iki trabzanımı hemen örüyorum. Bakın tam artış yerlerimizi başlangıçtan birlikte artış ve bölüm ayrımı olan yerlerimizi iki trabzan, iki zincir, iki trabzanımı ördüm. Tığımın başını doluyorum. Hemen ilk trabzanımın, bakınız ilk trabzanımın tepesine gelerek batıyorum. Bir trabzan, iki zincir ve aynı yere bir daha batıyorum. Bir tane ve örüyorum bakın şöyle kahverengi olduğu için görünmüyor ama bakın şöyle ayıralım baştakini ayıralım bakınız üçüncüye battık bir ve ördük bir ve iki tane trabzan iki zincir tekrar bakın iki tane trabzanım ördüm ve ve ördüm iki trabzan sonrasında araya zincir çekmeden diğer ve geçiyorum. Ve ilerliyorum. Şu şekilde bütün V'lerimi V olarak ilerliyorum. Artış yerine geldiğim zaman aynen buradaki yapmış olduğum işlemi yine kendi üzerine de yapıyorum. İkinci trabzanımın üzerine yani şuraya bir tane V kuruyorum. Araya girerek iki trabzan, iki zincir, iki trabzanımı örüyorum ve ilk trabzana dönüşteki bir V de buraya kurarak. Bütün artışlarımızı aradakilerini ördükten sonra tekrar aynı işlemlerimizi yapıyoruz ve başlangıç noktamızda görüşüyoruz. Mavi rengi sıramızı da aynı şekilde örerek tamamladık. Şimdi en son birleştirme yerindeyiz. 5 tane zincir çekmiştik. 3. zincire denk gelen yerimize batıyorum. Geçişimi yapıyorum. Sadece geçişim bakınız ilmeğimi aldım. Bir tane zincirimi çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Yeni bir rengime geçiyorum. Yeşilimle örmek istiyorum. Bir tane zincir çekerek düğümümü atıyorum ve aynı şekilde örmeye başlıyorum. Herhangi bir yerden başlayabilirsiniz. Yine buradan başlayabilirsiniz. Şöyle uca yakın yerden başlayayım. Hemen geçişimizi birlikte yapalım. 1 2 3 4 5 5 tane zincirimi çektim ipimi şöyle alttan tutup sıkıştırıyorum ve aynı yere gelerek batıyorum büyüme yaptım çünkü hepsi B olduğu için hiç fark etmez buradan da başlayabilirsiniz farklı yerden de ben hemen e, buradaki artış yerimizi tekrar birlikte yapmak istediğim için uç kısma yakın yerden başladım iki tane zincirimi çekiyorum aynı yere batıyorum V'lerimizin içerisini örerek ilerliyoruz sadece artış yerine bakınız 3 tane gibi görülmekte diğerinin trabzanı ile hemen en sondaki şöyle baktığımızda iki tane artış yapmıştık 1 ve 2 iki. ikinci artışımın üzerine bir trabzanım örüyorum 2 zinciri çekip aynı yere batıyorum ve araya girerek 2 tane trabzanım örüyorum 1 2 bütün köşelerimizde aynı şekilde artışımızı yaptık. 2 zincirimi çekiyorum. Aynı yere giriyorum. 1 ve 2. Şöyle görelim. 2 artışımızın hemen sağ tarafına bir tane V'mizi yaptık. 2 tane zincirimizi çekip iki artışımızı yaptıktan sonra hemen sol tarafına da bir tane V'mizi yapalım. Şöyle batıyorum. Trabzanımın üzerine. 2 zincirip çekiyorum. Aynı yere batıyorum ve V'mi kuruyorum. Diğer hazırdaki olan V'imizin içerisine girip trabzanlarımızı ve zincirimizi örüyoruz. Bu şekilde sıramızın ucuna kadar ilerliyoruz. Yeşil ipimizle ördüğümüz sıramızda aynı şekilde ördük ve ikişer ikişer artışlarımızı yaptıp tamamladık. Ve diğer kahve köpüğü rengini örmeye başladım. Bakınız, herhangi bir yerden başlayabilirsiniz demiştim. Şöyle geriden başladım ve. E, uç noktaya kadar geldim. Bu sıramızda kollarımızı birleştireceğiz. Şimdi buradan itibaren birlikte yapalım. V'nin içerisine yine giriyorum. Bir tane V örüyorum. Bir trabzan iki zincir. Bir trabzanımızı örelim. Bakınız üç tane trabzanımızın olduğu yerimize de bir tane V'mizi kuralım. Tekrar iki tane trabzanımı hemen zincirimin içerisine örüyorum ve kolumuzu artık gövdemizden ayırıyoruz bakınız şu şekilde tığımın başını doluyorum kolumu bu şekilde büküyorum bakınız gayet yeterli bir kol ölçüsü tığımın başını doluyorum araya zincir çekmeden iki tane zincirin olduğu yeri başını dolayarak giriyorum bir ve iki tane trabzanımı örüyorum İki trabzanımı ördükten sonra tıpkı diğer bakınız diğer yönde yaptığımız gibi hemen bir tane V'mi ilk trabzana örüyorum. 1 2 şu şekilde bakınız artışımızı yaptık bir tane V'mizi ördük sonrasında bütün sıramızı aynı gördüğümüz şekliyle V'lerimizi birer birer örerek ilerliyoruz diğer kol altına kadar V'lerimizi örelim Kolumuzun birleştirme işlemini yaptıktan sonra örmeye devam ettik önümüzü ve yine birleştirme noktasına yaklaştık. Bakınız artış yerimizi en son V'mizi yine birlikte yapalım. Üçüncü trabzanın üzerine gelerek batıyorum. Bir tane V'mi örüyorum. Bir trabzan, iki zincir ve aynı yere bir trabzan daha V'mizi örüyoruz. Araya giriyorum zincirimin içerisine. İki tane trabzanımı ördükten sonra kolumu büküyorum. Tığımın başını dolayarak hemen iki tane zincirimin olduğu yere iki tane trabzanımı örüyorum. Bir ve iki artışlarımı yaptım. Tıpkı diğer tarafta yapmış olduğumuz gibi hemen dibine bir tane daha V mi yapıyorum. Artık son artışımız da bu. Aynı yere batıyorum. Ve trabzanlarımızda V'lerimizi görmekteyiz. Bakınız bir tane ve iki trabzan. iki trabzan ve bir tane V. Tığımın başını doluyorum. Son V'imi örüyorum. 2 zincirimi çekiyorum. Ve buradan başlamıştım. Bakınız birlikte geçişimizi yapmak için. Ve batıyorum. Dilerseniz 2 sırada, dilerseniz 3 sırada, dilerseniz her sırada renklerimizi değiştirebilirsiniz. Şimdi görelim yaptığımız işlemimizi. Evet boyun kısmından başlamıştık. Trabzanlarımızı kapadıktan sonra bakın birinci sıra trabzanımızı ördük. V'lerimizi kurduk. Her sırada rengimizi değiştirdik. 1, 2, 3, 4, 5. V'mizde kollarımızın altından birleştirdik. Ve son artışımızı yaptık. Şimdi bluzumuzun arka yönünden örmeye devam edelim. Bakınız arka yönü bu birleştiğimiz yerde normalde V olduğu için nereden geçiş yaptığımız belli değil. Arkamızdan rengimiz yeni rengimize başlayarak sürekli yuvarlaklarımız çizelim. Dilersek bir sırada, dilersek iki ya da üç sırada zevkimize göre renklerimizi değiştirerek örmeye devam edelim. İpimi bakınız bir tane zincir çekerek düğüm attım. Hemen B'min bir tanesinin içerisine giriyorum. Arkadan başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Aynı yere batıyorum. Devam ediyorum. başlangıç yerimize kadar herhangi bir işlem yapmadan dümdüz ilerleyeceğiz. Yalnız şurada kol altında tekrar görüşelim. Kol altımıza kadar örerek geldim. Dümdüz bakınız 2 trabzan arada 2 tane zincirimiz aynı yerlerde V'lerimizi normal örerek geldim. Şöyle bakalım. Bakınız iki tane trabzan artışımızı yapmıştık. Hemen tığımın başını doluyorum. Bir atlıyorum. ikinci trabzanımın üzerine geliyorum. 1 tane trabzan 2 zincir bir tane trabzanımı örüyorum ve buraya bir tane V'mi kuruyorum. Tığımın başını doluyorum, tam ortaya geliyorum. Bir, iki tane zincirimi çekiyorum. Bir tane V'mi kuruyorum. Yine bir atlıyorum, ikinci V'min içerisine, ikinci trabzanın içerisine bir tane V örüyorum. Bu kol altımızdan tam üç tane V çıkardık, bakınız. İkinci trabzana tam ortaya yine ikinci trabzana battık. Sonrasında araya zincir çekmeden V'mize geçişimizi yapıyoruz. 2 zincir ve dümdüz bu şekilde örerek ilerliyoruz. Kol altımıza kadar dümdüz örerek geldim. Şimdi yine aynı şekilde ikinci trabzanın üzerine bir tane V'mizi örüyoruz. 2 zincir aynı yere bir daha batıp ikinci V'mi yani V'm için ikinci trabzanımı örüyorum. Tam ortaya giriyorum. Bir tane trabzan, iki zincir, bir trabzanımı örüyorum. Hemen ikinci trabzan'a tekrar giriyorum. Bir, iki zincirimi çekip diğer trabzanı da örüyorum. 3 tane V'mi kol altından çıkarmış oluyorum ve dümdüz başladığımız yere kadar örerek ilerleyelim. Kol altımızdan bir sıra ördük, artışlarımızı da yaptık. Bakınız. Kol altımıza tam 1, 2, 3 tane artış yaptık ve diğerlerini aynı şekilde örerek devam ettik. Şimdi e, dilediğimiz renklerle gövde kısmını birazcık daha büyütelim. Herhangi bir artma eksilme yapmıyoruz. Sadece beylerimizin içerisine e, dilediğimiz renk uyumunu kurarak aşağıya doğru ilerleyelim ve sonrasında görüşelim. Evet ben bluzumuzu çalışarak geldim bakınız. E, rengarenk ördüm. Kimisinde iki sıra, kimisinde her sırada bir rengimi değiştirerek istediğim ölçü gelene kadar ördüm ve tamamen bitirdim. Ucuna da şöyle minik minik saçaklarımı taktım. Tam e, çok spor bir bluz oldu. Yazlık bluz. Şurada görmüş olduğumuz gibi kolumun bir tanesinin kenarını sarı rengimle tığladım. Yeşilin üzerinde sarı çok şık durmakta. Diğer kolumuzu da sizlerle birlikte yapacağız ve e, birkaç tane saçaklarından ayırmıştım. Sizlerle birlikte keselim ve birlikte takalım. Şöyle içindeki renklerden ya da tek renkten de takabilirsin ama karışık daha hoş durmakta. Çok spor, çok cici bir e, bluz oldu. Büyükler için de e, olabilecek bir Örneğimiz bakınız hiç öyle çok delikli falan değil. İsterseniz bu aradaki çekmiş olduğumuz zincirimizi bir e de düşürebilirsiniz. Biz tığ numarası küçük kullandığımız için deliklerimiz çok büyük olmadı. Büyük numaralar kullanacaksak zincir sayımızı aralarda bir num bir zincir sayısını düşürelim. Evet şimdi kolumuzun kenarını örmeye başlayalım. Bir tane zincirimi tığıma çektim. Kol altımıza geliyorum. Kol altımın olduğu yere şöyle giriyorum bir tane de zincirimi çektikten sonra hemen ilk araya giriyorum 5 tane ikili trabzanımı örüyorum 3 4 ve 5 5 tane trabzanımı ördükten sonra bakınız ilk yuvamızda hemen ilk gelen yuvaya batıyorum İkinci gelen yuvanın içerisine 5 tane trabzanım örüyorum. Bir yuvaya 5 tane trabzan, bir yuvaya ise sadece batıyoruz. 3, 4 ve 5. Hemen bir sonraki gelen yuvaya batıyorum. Bir sonraki yuvaya 5 tane trabzanımı örüyorum. 2, 3, 4 ve 5. Bir sonraki yuvaya batıyorum. Ve başlangıç yerime kadar bu şekilde örerek devam ediyorum başlangıç yerimize kadar örerek geldim bakın 5 tane trabzanımı ördüm yine başlangıç yerime gelerek batıyorum şu şekilde ilmeğimi sadece en son yapmış olduğum trabzan ilmeğinin içerisinden geçiriyorum ve kapatıyorum bakınız çıkmıştı yeniden örüyorum 5 trabzanımı aynı yere ilk başlangıç yerine batıyorum sadece ilmeğim Alıyorum, bir tane zincirimi çekip ipimi kesip fazla olan iplerimi hemen iç kısma gizliyorum kol altından çirkin görüntü oluşturması. Yeteri kadar aldıktan sonra kalan ucu da mutlaka keselim. Evet şimdi saçaklarımızı yapmak için hemen hazırlığımıza başlayalım saçaklarımızı dilediğiniz gibi şöyle normalde ölçerek de kesebilirsiniz ya da kitap küçük not defteri ya da kapaklar ne kadar büyüklükte yapacaksanız ona göre ayarlama yapıp kesebilirsiniz ben bu kapak üzerinde çalıştım şu şekilde tutuyorum bakınız minik minik istediğim için yeterli oldu şurada sarı kısım çok yapmamışım bu iki tanesini sarı olarak çalışalım şöyle göstereyim bakınız bir şu şekilde tutuyorum ve hemen kesiyorum diğer taraftan da kestikten sonra sizler defterlerde de yapabilirsiniz sadece iki kat iki kat olarak taktım çok takmadım zaten küçük çocuklarımız olduğu için eğer daha büyük yetişkinler için çalışacaksak daha uzun olarak da ayarlayabiliriz bakınız ikiye ortalıyorum. Bu dilimin iki zincir olan bölümünün içerisine giriyorum. Dilerseniz tığımızda da çekebilirsiniz. Dilerseniz bu şekilde de alabilirsiniz. Nasıl kolayınıza gelecekse içerisinden geçtikten sonra ipimizi bu şekilde bağlıyoruz ve uzun olan kısmı daha sonra kesiyoruz hepsini aynı anda şöyle tarar gibi yapıp kestiğimiz zaman çok güzel görüntü oluşmakta. Ortalıyoruz ve diğer tarafa hemen geçiriyoruz. Dilediğimiz uzunlukta, dilediğimiz renklerle saçaklarımızı da bu şekilde ayarlıyoruz. Bir tane de kahverengi yapmak istiyorum. Kahverengimi de kestim bakınız iki tane. Tam ortalıyorum. ve şu şekilde. Dilerseniz tabıtığıyla ama ben elimle daha rahat ediyorum. Herkes nasıl rahat ederse o şekilde yaparsa çok daha güzel olacaktır. Ve bağlıyorum. Şu şekilde tarayıp ya da herhangi bir şekilde düzelttikten sonra fazla olan uçlarımızı makasımızla alalım. Bu şekilde almayalım bu şekil biraz riskli ben en son taktıklarım zaten biraz uzun diğerlerini düzeltmiştim Evet gayet güzel bir çalışma oldu Evet şöyle diğer tarafında çevirip baktığımızda çok hoş bir bluz olduğunu görmekteyiz Evet bir çalışmamızın bu şekilde sonuna geldik. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Hepinizin ellerine, emeklerine, güzel yüreklerine sağlık. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşçakalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.